çocuğu yaşamını yitiren İHAD Adana Şube Başkanı Avukat Elif Tüncer ve İHAD yöneticilerimiz Hasan Üzüm, Yusuf Üzüm, Celal Ölçmez ve İmam Turan'ı saygı ve özlemle anıyoruz. Beşlerin hayat hikayesi insan hakları ve demokrasi mücadelesine adanmış bir ömrün hikayesidir. Aradan geçen 31 yıla rağmen hala beşlerin insan hakları mücadelesinde 90'larda bıraktığı yerdeyiz. Hak ihlalleri her geçen gün artarak devam etmiş, temel hak ve özgürlükler ortadan kaldırılmış, tek adamlık, otoriter yeni bir siyasal sistem dayatılmıştır. Toplumun nefes alamaz hale getirildiği bu sistemde insan hakları mücadelesi veren hak savunucuların mücadelesi de bitmez. İnsanlık tarihinin yarattığı evrensel değerler, birikimler, egemenler tarafından yok edilmekte, çiğnenmeye devam edilmektedir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de ve Orta Doğu coğrafyasında başta yaşam hakkı olmak üzere ağır hak ihlalleri yaşanmaktadır. İnsan hakları savunucuları sevgi ve inançla örülmüş yoldaşlık ve dayanışma duygusuyla her dönemde haksızlığa karşı adaleti, baskı ve tekçiliğe karşı demokrasiyi, özgürlüğü, ayrışma ve kutuplaştırmaya karşı da eşitlik ve kardeşliği savunmuştur. 31 yıl önce özgürlük, adalet, demokrasi ve barış mücadelesi veren beşler olarak andığımız mücadele arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı değerler bugün de insanlığın sahiplendiği ortak ve vazgeçilmez değerlerdir. Onların bıraktığı yerden büyük bir dayanışma ruhuyla insan hakları mücadelesini vermeye devam ediyoruz. İnsan Hakları Derneği'nin 36 yıllık mücadelesinde 27 mücadele arkadaşımızı faili belli cinayetlerle kaybettik. Ancak yılmaya, vazgeçmeye ve ümitsizliğe hakkımız yok. Vazgeçmek demek yarınımızdan, geleceğimizden, hayallerimizden vazgeçmektir. Vazgeçmek demek Elif Tuncer ve arkadaşlarının bize bıraktığı mirası reddetmek demektir. Oysa bugün bizi bir arada tutan Elif Tuncer ve mücadele arkadaşlarının bize bıraktıkları miras insan olmanın gereği olan ahlaki ve vicdani değerlerdir. Beşlerin onurla ve yaşamlarıyla bedel ödedikleri bu mücadelede savundukları insan onuruna yakışır değerleri miras olarak devralmış olmanın bilincini ve onurunu taşıyoruz. Bugün burada bir kez daha 31 yıl önce kaybettiğimiz mücadele arkadaşlarımızı sevgi ve özlemle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Mücadeleleri hala açığa çıkmamış olan ve şu ana kadar da kaza diye ifade edilen bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Onları saygıyla anıyorum. Ailelerine de, İnsan Hakları Derneği'ne ve bütün insan hakları savunucularına başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletiyorum. 90'lı yıllarda çok acılar çekildi. 90'lı yıllarda yargısız infazların sayısı haddi hesabı yoktu. Ama şimdi biz 2022'deyiz ve yine benzerlerini yaşıyoruz. Ve yine insan hakları savunucularına en ağır şekilde darbeler indiriliyor. Yine insan hakları savunucuları ve fikirlerini özgürce ifade eden her yurttaş, biraz önce arkadaşımla konuşuyorduk. Bugün bir ekmeğe muhtacım, açım diyen insan bile terörist ilan ediliyor. Böylesi bir dönemden geçiyoruz. Yani 90'lar ne yazık ki şu an geri dönmüş durumda ve fazlasıyla iliklerimize kadar bu ağır basit koşullarını hissediyoruz. İnsan hakları mücadelesi vermek kadar onurlu bir şey yoktur. Yine büyük bir gururla ifade ediyorum. İnsan Hakları Derneği üyesi olarak büyük bir gururla ifade ediyorum ki İnsan Hakları Derneği ve insan hakları savunucuları bütün bu ağır basit koşullarına rağmen mücadelelerinden zerre geri adım atmadılar. Ve bu ülkenin bu mücadeleye ne yazık ki çok fazla ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz. Ben yaşamını yitirmiş olan beşliği, demokrasi mücadelesinde, insan hakları mücadelesinde, sosyalizm mücadelesinde, Kürt halkının özgürlüğü için mücadelede yaşamını yitiren bütün canları saygıyla, minnetle anıyorum. Onların yolu yolumuzdur. Onların bayrakları asla yere inmeyecek. Bu ülkede gerçek anlamda bir demokrasi, özgürlükler, eşitlik, adalet ve barışın tesis edildiğini görene dek mücadelemiz devam edecek. İnsan hakları mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde tüm yaşamlarını bu şekilde mücadeleye adamış ve örnek olan arkadaşlarımızdı ve 30 yılı aşkın süredir halen isimleri saygıyla, sevgiyle anılıyor.
bıraktıkları miras gerçekten de çok kıymetli bizler için. Ne yazık ki çok fazla kayıplar yaşadık. Yine içimizden mücadele içerisinde hep beraber omuz omuza yürüdüğümüz pek çok arkadaşımızı bu yolda gerek devlet baskısı neticesinde gerek başka şekillerde yitirdik. 10 Temmuz'da yine Adana kamuoyunda mücadelesiyle bilinen arkadaşlarımızdan Mustafa Altıokka da hayatını kaybetmişti. Hatta bir yine mezar başında anma sırasındayken onun ölüm haberini almıştık. Onu da ben iade etmek istiyorum ve saygıyla anmak istiyorum. Yine birkaç gün önce bizim her eylemde tanıdığımız, hepimizin saygıyla, sevgiyle andığı Ahmet Pekken abimizi kaybettik. Onu da Beşler'in mezarında olurdu mutlaka yaşamış olsaydı. Onu da buradan tekrar yad edelim istiyorum. Gerçekten çok fazla kayıplar verdik ama bu kayıplarımız her zaman için bizim mücadelemizin birer mihenk taşı oldu. Onların isimlerini kendi devam eden mücadelemiz içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarım da ifade ettiler. 90'lı yıllar çok acı kayıpların ve çok baskıların şiddetin olduğu yıllardı. Ama bugün gelinen noktada çok daha kötülerini aslında yaşıyor durumdayız. İşte birkaç gün önce sonuçlandı HDP üzerinden yapılan işte operasyon ve 37 arkadaşımızın gözaltına alınması, günlerce uzatma kararlarıyla hukuksuz yargı sürecinin, gözaltı sürecinin uzatılmasını hep beraber yaşadık ve takip ettik. Akıl dışı ithamlarda bulundular. Akıl dışı başlıklar attılar. Mücadeleyi karalamaya çalıştılar aslında. Biz biliyoruz niyetlerini. Ama yapılan o kadar ağır şeylerle aslında karşı karşıyayız ki bunları da dile getirmemiz, unutmamamız, hep söylememiz gerekiyor bence. Örneğin yasal bir derneğin, yasal bir kurumun içerisine kamera yerleştirecek kadar hukuksuz aslında, yani kişi haklarına, özel hayatın gizliliğine, tamamen insan haklarına aykırı uygulamalarla delil toplamaya çalışıyorlar artık ve bunların hepsini de yasal kılıflara bağlayarak, işte yasal kılıflarını uydurarak yapıyorlar. Saklama gereği dahi duymadan yapıyorlar artık. Böylesi bir hukuksuz, böylesi bir antidemokratik sürecin içerisindeyiz. Yine baskılar ekonomik anlamda çok yoğun. Gerçekten artık insanlar yaşamını kazanamaz duruma geldi. Bu kadar ağır koşullar altında yaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Ama biz bunların hepsinin bir sonu geleceğine inanıyoruz. Çünkü biz hiç inancımızı kaybetmiyoruz. Yitirdiğimiz canlarımızın anılarını da önümüze katarak, onlardan güç alarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Tülay Hocam'ın da dediği gibi biz güzel günlerin geleceğine inanıyoruz ve hep birlikte bunun mücadelesini sürdüreceğiz ki sürdürürken de kaybettiklerimizi yaşatacağız hep birlikte. Ben tekrar... Tamam.